olarak var. Hayret edecek bağlantılar var. Yani daha yüzeysel bakıldığı halde muazzam bir kod şifre sistemi olduğu görülüyor. Sırf 19 değil, 9, 7, 3 sayılarıyla da, hatta 2 sayısıyla da kod şifre sistemleri var. Fakat 19 tabii girift bir rakam olduğu için 19 ve 19'un katlarında meydana gelen bir sistemin Kur'an'da olması çok şaşırtıcı ve hayret verici. Yani Kur'an'ın hak olduğunun da açık delili, çünkü peygamber onları harfleri tek tek sayarak onunla uğraşmayacağı belli. Yani hani kendi yazdı diyorlar ya. Yani insan kendi de yazmaya kalksa yapamaz onu. Harf sayarak. Hangi birini yapsın? Nasıl yapılsın? Yani yüzlerce var. Yani çünkü vahiy geliyor. Zaten o baygın oluyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ağzından çıkanlar hemen yazılıyor. Baygın oluyor. Uzun sure geliyor. Şimdi onun içerisinde 19'u nasıl kodlasın o anda konuşurken? Belli ki mucize. Tabii bunun iyi gündemde tutulması lazım. 19 mucizesinin. Edip Yüksel söylediği için daha önce, onun hocası söylediği için oradan bir itibarsızlaştırma politikası izleniyor. Yani Edip Yüksel zaten yanlış görüşlü bir adamdır. Dolayısıyla 19 da yanlıştır. Olur mu? Edip Yüksel'in yanlış yönleri olabilir ama doğru yönleri de var. Faydalı yönleri de var. Biz faydalı yönlerini alırız. Dolayısıyla 19 bir harikadır, bir mucizedir. Bilinmesinde fayda var tabii. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı